İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programının bugün 59.sunda sizlerle birlikteyiz. Şehir ve Edebiyat ise 4. programını yapıyoruz. Bugün şahane bir işe imza atan bir ekipten Nurçin İleri ile birlikteyiz. Nurçin ile birlikte Boğaziçi arşivlerini konuşacağız. Aslında belleksiz bir toplumun bu kadar herhalde arşiv çalışmalarının da çok yoğun olduğu bir ülke değiliz sanırım, değil mi? Gerçi öncelikle hoş geldin. Hoş geldin. Bu istersen şeyle başlayalım mı? Sen bir tarihçisin ve bu tarihçilik merakı mı seni böyle bir projeye itti? Ya da nasıl başladı projenin şeyi? Evet, aslında öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ni. Kendimizi anlatmak için herhalde güzel bir ortam olacak. Ben de tarihçiyim, Osmanlı tarihçisiyim. Yurt dışında doktoramı yaptıktan sonra, daha doğrusu doktoramı yaparken son dönemlerini İstanbul'daydım. Dolayısıyla aslında biz yola arşiv merkezi kurmak amacıyla çıkmamıştık. Çok daha küçük çaplı, okulun kurumsal hafızasını oluşturabilecek evrakı üretildiği yerde, yani Boğaziçi Üniversitesi'nde bir araya getirmek amacıyla yola çıkmıştık. Fakat daha sonra tabii bir takım tesadüfler oldu ve üniversitenin farklı birimlerinde bulunan özel koleksiyonları keşfettik. Ve böylece bir arşiv merkezi kurma fikri ortaya çıktı. Ben daha çok bu ilk aşamada, yani 2013 yılında aslında bu çalışmalara başlamıştık. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin 150. yılı vesilesiyle bir takım etkinlikler yapılıyordu. Konferanslar, söyleşiler, konserler. Bu arşivleme, yani evrakları bir araya getirme fikri de o zaman, o dönemde ortaya çıktı. Ve ben orada Osmanlı arşivlerinde bulunan, Cumhuriyet arşivlerinde bulunan, Bulgar arşivlerinde bulunan bir takım evrakların database'ini oluşturmaya başladım.
Tabii bizim bir araya getirmeye çalıştığımız kaynaklar sadece bu birincil kaynaklarla sınırlı değildi. Robert Kolej'le, Amerikan Kız Koleji'yle ilgili ve Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili yapılmış akademik çalışmaları da bir araya getirmeyi hedefledik. Aynı zamanda süreli yayın taramasına başlamıştık o dönemde. Ve bu araştırmayı sürdürürken, bu belgeleri toplarken aslında üniversitemizde çeşitli binalarda çeşitli kişilerin kişisel çabalarıyla saklanmış, korunmuş bir takım özel koleksiyonlar, özel arşivler karşımıza çıktı. Ve biz de bunları neden bir araya getirmiyoruz diye düşündük. Çünkü bu arşivlerin içerikleri, biraz sonra bahsederiz belki, inanılmaz zenginlikteydi. Evet, hemen istiyorsan içerikler, bu koleksiyonlar nedir ve muhteviyatları nelerdir? İlk önce herhalde bunu konuşursak dinleyenler de daha fazla fikir sahibi olur. Ne kadar büyük bir işin altına girdiğinizi. Evet, evet biraz büyük bir iş oldu aslına bakarsanız. Şimdi öncelikle Kolombiya Üniversitesi'yle bir anlaşma yapılarak 1980 sonrası Kolombiya Üniversitesi'ne gitmiş olan Robert Kolej ve Amerikan Kız Koleji Koleji arşivlerini Boğaziçi Üniversitesi'ne kazandırdık. Bu görüntüler bize dijital olarak gönderildi. Asılları hala Kolombiya Üniversitesi Nadir Eserler koleksiyonunda yer alıyor. Bunun için çalışma yürütürken yaklaşık 400 pafda haritadan oluşan bir mimari çizimler arşivinin olduğunu okulda öğrendik. Ve bu mimari çizimler daha önce okulun, üniversitenin çizimleri, kolejlerin çizimlerini de içeriyor ama aslında İstanbul'da gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş projeleri de içeriyor. Dolayısıyla bunlar araştırmacılara açıldığında eminim ki mimarlık tarihi çalışan ya da mimar olan birçok insanın çok ilgisini çekecektir. Yani kurum arşivi, kurum arşivleri dışında bir de Abdullah Kur'an arşivi var. Biliyorsunuz Abdullah Kur'an da saygın bir mimarlık tarihçisi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde kurucu rektörü. Abdullah Kur'an'ın arşivi ise son derece düzenli bir arşiv. Bütün gezdiği, gittiği Anadolu kentlerine dair fotoğrafları ve bilgileri içeriyor. Sivas'tan tutun da Çorum, Diyarbakır, bütün buradaki tarihi yapıların bir envanterini çıkararak zarflar içerisinde muhafaza etmiş. Araştırma notları mevcut. Bunları kataloglayıp dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Yine Feza Gürsey çok önemli bir fizikçi ve onun arşivi de fizik bölümü hocalarından Meral Serdaroğlu tarafından aslında tasnifi edilmiş ve fizik bölümünde muhafaza ediliyor. Ama birçok araştırmacı, birçok kişinin bu arşivden haberi yok. Dolayısıyla biz bunları kamuya açarak araştırmacıların gelip bu belgeler üzerinde çalışmasını istiyoruz. Yani Nobel ödüllü fizikçilerden tutun da Feza Gürsey'in annesi, ilk kadın kimyacılardan bir tanesi Remziye Hisar'a ait defterler, babası tıp doktoru Reşit Gürsey'e ait birçok not, evrak mevcut. Birçok bilim insanıyla yazışmaları. Yine mesela Aziz Ogan aslında bizim bilmediğimiz bir, çok fazla bilmediğimiz diyeyim bir figür ama çok önemli bir arkeolog kendisi. İzmir'de 1920'lerin başında İzmir Eski Eserler Müzesi'nin kurulmasında ve İzmir çevresindeki kazıların yapılmasında çok büyük rolü var. 1930'larda ise gelip İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yapıyor ve buradaki evrakı düşünebilirsiniz. Bir de bu erken dönemde, erken Cumhuriyet döneminde böyle çok devlet ve özel ayrımı olmadığı için mesela Arkeoloji Müzesi'nin birçok belgesi arşivde müsveddesini bulabiliyorsunuz. Muhtemelen onların bir kopyası Arkeoloji Müzesi'nde de bulunuyor. Ama çok zengin bir arkeoloji arşivi oldu, arkeoloji tarihi arşivi olduğunu söylemek mümkün. Yine Scott ailesi var. Mesela Scott ailesi de çok bir aile koleksiyonu. Aslında önemsiz gibi görünebilir ama bu arşivi oluşturan, yani koleksiyonda daha çok emeği geçen Evelyn Scott diyeceğim, anne. Onun arşivi yaklaşık 1890'lardan 1970 yılına kadar İstanbul'da yaşıyorlar ve İstanbul'a dair size bir kadının
bakış açısıyla birçok şeyi anlatabiliyor. Sadece İstanbul'a dair değil, Türkiye'ye dair de birçok şeyi ya da Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine geçişe dair birçok şeyi anlatıyor. Ve inanılmaz aile albümleri mevcut burada da. Yine oğluyla yazışmaları, Harold Scott da Robert Kolej'de hocalık yapan birisi. Yine onun yazışmaları, Birinci Dünya Savaşı'na dair izlenimleri, İkinci Dünya Savaşı'na dair izlenimleri, birçok şeyi bulmanız mümkün. Zaten biraz trajik bir hayatları var. Çünkü oğulları David Scott'ı İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız cephesinde kaybediyorlar. Yani çok farklı hikayeler bulmak mümkün. Bizi tabii en çok etkileyen burada Traugott Fuchs olmuştu. Traugott Fuchs da önemli bir filolog. Nazi Almanya'sından kaçarak 1930'larda Leo Spitzer'in peşinden İstanbul Üniversitesi'ne geliyor ve aslında İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatını başlatan kişilerden bir tanesi. Biz de böyle daha çok filolog yönüyle, dil bilimci yönüyle Fuchs'la karşı karşıyaydık ama Nazım Hikmet çevirisi, Sait Faik Abasıyanık çevirisi mevcut. Yani edebi ilgisi çok geniş olan birisi. Ama aynı zamanda İstanbul'a dair 5000'e yakın eskizi mevcut. Ve sadece İstanbul'a değil, Anadolu şehirlerine de gitmiş birisi. Oraya dair de yağlı boya tabloları mevcut. Onun dış belki Fuchs dışında bir de edebiyat yazar arşivleri var. Evet. Onlar da çok önemli. Bunları daha, evet, bunlar daha sanırım biliniyor. Daha çok Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışlandı ama Adalet Ağlı'nın araştırma odası var. Herkese açık durumda. Biz henüz onu kataloglama ve dijitalleştirmeye başlamadık ama araştırmacılar gelip orada araştırma yapabiliyorlar. Yine Leyla Erbil arşivi kızı tarafından bağışlandı. Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi kataloglamaya başladı. Dijitalizasyon aşamasında biz de devreye gireceğiz. Maurice Farhi var. O yeni imzalanan anlaşmalardan, protokollerden bir tanesi. Robert Kolej mezunu ve İngiltere'de yaşıyor şu anda. Pen Yazarlar Derneği üyesi. Türkiye'ye dair onun da birçok romanı mevcut. Onun arşivi gelecek. Onun dışında son dönemde imzaladığımız ve bizi çok heyecanlandıran başka bir koleksiyon daha var. O da Yakup Kadri Karaosmanoğlu koleksiyonu. Evet. Gerçekten o bütün herhalde herkes. Evet. O koleksiyonun içeriğine de Sevengül Hanım sağ olsun bizimle paylaşmıştı. Onun aracılığıyla ulaştık. Protokol imzalandı ama henüz koleksiyon bizim elimizde değil. Ama Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar, Ahmet Haşim gibi birçok önemli isimle yazışmalar ve yazışmalar mevcut. Fotoğrafların içeriğini şu an çok fazla bilemiyoruz. Ama bu arşivde de sadece Yakup Kadri değil, eşi Leman Karaosmanoğlu'na ait ve Murat Belge'nin babası Burhan Belge ve Mehmet Asaf Belge'ye ait de evraklar mevcut. Yani aslında bir Türkiye tarihi bir taraftan da. Sadece evet. Bir edebiyat tarihi değil. Bir de şeyler de önemli. Mesela burada hep söylediğin, şu anda arşivde bulunanların hepsi, yani işte şehirle hep bir şekilde ilişkiye girmiş insanlar ve şehri sadece resmetmemiş, kaydetmemiş. İşte mesela Scott ailesinin hayatına dair ayrıntılara ulaşabiliyor olmamız. Yani bir hayatı algılamak, İstanbul'da yaşamak, yani bir yabancı olarak İstanbul'da yaşamak ya da İstanbul'a dışarıdan gelmiş biri olarak yaşamak. Bu tecrübenin aktarımı da, yani bunu görüyor olmak da önemli bir şey. Öyle evet, değil mi? Kesinlikle. Yani daha çok biz tabii üst varlıkları, varlıklı sınıfların hikayelerini duyabiliyoruz. Sonuçta Scott ailesi de onlardan bir tanesi sayılabilir ama bir kadın gözüyle İstanbul'a bakmak daha farklı. Ya da bir kadının o dönemlerde gündelik hayatı nasıldır onu anlamaya çalışmak daha farklı bir deneyim. Çünkü Scott'ın 1905 yılından 1976 yılına kadar günlükleri var. Neredeyse her gün yazan bir kadın, çok verimli o anlamda, çok üretken bir kadın. Dolayısıyla onun bakış açısıyla şehre bakmak zenginleştirici bir şey. Hem çok. Tarih yazımı açısından, kendisi de zaten edebiyat öğretmeni, hem de edebi açıdan da baktığınız zaman önemli. Ben şeyi merak ediyorum. Bu arşivin büyüklüğünü az çok insan hissediyor fakat şey gibi de gelebilir, işe dışarıdan bakan. Tamam işte bunlar zaten mektuplar, işte fotoğraflar. Ne var yani bu kadar abartacak? Bunlar kolaylıkla
tasnif edilemez mi? Bir yaptığınız işin acayipliğini biraz evet. ve nasıl korunduğunu, nasıl dijitalize edildiğini biraz katalog. Hani cesametini işin biraz anlat bize istiyorsan. Evet, biz de bu işe başladığımızda bu kadar zorlu bir sürecin bizi beklediğini farkında değildik ama hepsini çok büyük bir zevkle yaptık açıkçası. Tabii bizim için de bir öğrenme süreci, araştırma süreci vardı. Yani bir koleksiyon üzerine çalışırken mesela Aziz Ogan koleksiyonundan Aziz Ogan koleksiyonu kendi arasında tasnif edilmiş. Yani Ogan'ın zaten kendi bir tasnifi vardı. Dolayısıyla biz bu koleksiyon tasnifine uymaya çalışarak bir kodlama sistemi oluşturduk. Nedir? Aziz Ogan'ın biyografisi ve hayatı iki dönemden oluşuyor aslında. İzmir ve İstanbul. Dolayısıyla önce bu üç kategoriye ayırarak başladık. Daha sonra da tüm koleksiyonlarda olan işte yazışmalar, mektuplaşmalar, defterler, günlükler varsa onlar, fotoğraflar, biyografik bilgiler. Daha sonra bu kodlamaları yapmaya başladık. Ama bu girişler mesela her arşiv Ogan kadar düzenli olmuyor. Mesela Fuchs arşivi daha karmaşık bir arşiv. Fuchs arşivi üzerinde de daha önce çalışılmış ama çok kalabalık bir arşiv. Dolayısıyla da üzerine çalışması çok güç bir arşiv. Ya da Scott ailesinin belli bir tasnifi yoktu. Onu biz yaptık, ayırdık. Tek tek belgelere bakıyorsunuz. Zaten kataloglama aşamasında o tasnif sizin daha önce oluşturduğunuz tasnif sistemine uygun olup olmadığı da ortaya çıkıyor. Bu birinci aşaması oluyor. İkinci aşaması kataloglamada bu arşivci arkadaşlarımız bilirler. Dublin Core Initiative System diye bir sistem var. Onu kullanıyoruz. Yaklaşık 20'ye yakın giriş yapıyoruz. Yani yazının kodundan tutun da başlıkları İngilizce ve Türkçe giriyoruz daha çok. Anahtar kelimeler, işte kağıtın ölçüsü, daktiloyla mı yazılmış, el yazısıyla mı yazılmış onlar. Mesela 1920'ler İstanbul'unda geçiyorsa bunlar ayrı, tam tarihi varsa o tarihler ayrı giriliyor. Bu kataloglama aşamasını oluşturuyor. Sonra da bu zaten dijitizasyonunda belli sayısallaştırırken belli kriterler var. Belgeleri genellikle 300 DPI ve 400 DPI yapmak zorundasınız. Çözünürlüğü yüksek olsun ve saklamak amaçlı. Fotoğrafları ise 600 DPI. Biz de bu standartları kullanıyoruz. Ve araştırmacılar açarken de indirilmesi, çünkü çok yüklü arşivler bunlar. İndirilmesi daha kolay olsun diye PDF olarak araştırmacılarla paylaşabiliyoruz. Bunu Digital Archives Bonedu.tr'den zaten araştırmacılar, izleyenler girip anahtar kelimelerle bakabilirler de, indirebilirler de. Ve onun dışında bunları dediğim gibi yani sayısallaştırıldıktan sonra araştırmacılara, kamuya evet. açma aşaması farklı bir yazılım süreci. Programı gerektiriyor. Dolayısıyla o aşama biraz daha bilgi işlem gerektiren, bilgisi gerektiren bir aşama. Onu da genelde YÖK'ün tercih ettiği DSpace yöntemiyle ve açık erişim olduğu için o yöntemi tercih ettik. Onunla yapıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Mesela şimdi edebiyatçı arşivleri de dijitalize ediliyor ve bunlar kamuya ve araştırmacılara açılacak. Şimdi o noktada bir telif problemi oluyor mu mesela? Evet, telif problemi oluyor. Biz tabii ki şu anda bir yazar arşivini açmadık. Yazar arşivleri daha çok diğerleri üzerine odaklandık. Ama başka yerlerden, birçok başka arşivlerden duyduğumuza göre telif problemi önemli bir problem. Evet. Hatta biz bunu tartışabilmek için diğer kurumlarla bir araya geldiğimiz bir konferans da organize ettik. Evet. Yani bu işin hukuki boyutu nedir? Programın başında Seval senin belirttiğin gibi aslında bu özel koleksiyonlara dair çalışmalar Türkiye'de çok yaygın değil. Evet. Tüm dünyada yaygınlaşmış durumda. Ama bununla ilgili çok net aslında hukuki süreçler yok. Türkiye için. Türkiye yani. İçin, evet. Dolayısıyla elbette ki sıkıntı yaşanabiliyor. Dediğim gibi biz henüz yaşamadık ama genelde bize gelen bağışlarda ki edebiyat arşivleri, yazar arşivleri sonradan gelen arşivler, onlarda protokolde bizim dışarıya açmamızı istemedikleri şeyleri bizlerle net bir şekilde tartışmalarını istiyoruz, talep ediyoruz. Gerekirse bunun protokolde yer alması gerektiğini söylüyoruz onlara. Ona göre bir protokol yapıyoruz. Telif problemleri olmasın diye. Ama bir de dolaylı olarak yani mesela diyelim ki işte Yakup Kadri Karaosmanoğlu arşivi açık erişime sunulacak ama
Yakup Kadri'nin yazışması olan başka birisiyle ilgili bir problem olduğu takdirde o sorunu genelde çeşitli copyright kuralları koyarak belirtebiliyorsunuz araştırmacılara. Yani bu da sonuçta hem araştırmacılar hem de kamuya açarken telif ciddi bir problem olarak ortaya çıkıyor. Evet, en azından 70 yıl kuralı. 70 yıl kuralı evet burada geçerli zaten. Ne kadar yol alındı peki? Yani bu işin neresindesiniz? Onu da söyleyelim. Şimdi bu 2013'te başlayan bir süreçti. Ama dediğimiz gibi başta bizim arşiv merkezi kurma gibi bir fikrimiz yoktu. Evet. Sonra bu özel koleksiyonlarla karşılaşınca ve bir şekilde bunlar Boğaziçi Üniversitesi ile alakası olsun veya olmasın. Üniversitemizde bulunduğu için biz neden bunları arşiv merkezi aracılığıyla kamuya açmıyoruz diye tartıştık. Ve bu süreçte de bizim çalışmalarımızı hızlandıran İstanbul Kalkınma Ajansı'nın yenilikçi ve yaratıcı mali destek programı oldu. Onlara programın da başlığında olduğu gibi İstanbul'da kişisel arşivlerle İstanbul'da bilim, kültür ve eğitim tarihi adlı bir proje sunduk. Ve asıl yani son bir senedir aslına bakarsanız bir ekip oluşturuldu ve çalışmalar hızlandı. Biz İstanbul Kalkınma Ajansı'na proje yazarken bu koleksiyonların, mesela her koleksiyonu yazmadık. Zaten bu çok mümkün değildi ama koleksiyonlar içerisinde de bir iç bütünlük olması gerekiyordu. Dolayısıyla İstanbul'u merkez alarak İstanbul'da bilim, kültür ve eğitim tarihi, yani ne sunabilir bu arşivler, daha farklı, şimdiye kadar var olandan daha farklı ne söyleyebilir diye yola çıktık. 7 koleksiyonun hepsi değil ama şöyle söyleyeyim, belki ayrı ayrı söylemek çok şey doğru olmaz ama yaklaşık 10 bine yakın kataloglama girişi yapıldı son bir sene. 20 bine yakın da görüntü dijitize edildi ve bunlar araştırmacılara açıldı. Gelen oldu mu araştırmacılardan çalışma yapmak için? Tabii gelen oldu. Şimdi onu böyle tek tek ayrı takip etmiyoruz. Mesela artık hani dijital ortamda açık, kim indiriyor, kim nelere bakıyor. Ya da doğrudan sizinle bağlantıya geçen. Onları çok takip etmiyoruz. Ama bizimle bağlantıya geçen çok fazla insan çok oldu. Güzel. Evet, yurt dışından araştırmacılar geldi. Çok farklı konularda tahmin edemeyeceğiz. Sorular aldık. Henüz bizim de cevabımızı bilinmediğimiz sorular. Çünkü bu onlara cevap verebilmek için gerçekten arşivlerin içine girmek gerekiyor. Ama biz şu an çok teknik bir şey yapıyoruz aslında bakarsanız. Tabii teknik olmanın ötesine geçmek için de bir takım etkinliklerimiz oldu ama cevap veremediğimiz bir takım sorular oldu. Mesela Robert Kolej'e dair, Amerikan Kız Koleji'ne dair. Yurt içinden birçok araştırmacı zaten geldi. Şimdi biz bu arşivleri dijitize etmesek bile araştırmacılara eğer mümkünse yardım etmeye çalışıyoruz. Kendi çalışmaları için. Kimileri doktora tezini yazıyor, kimileri master tezini yazıyor, kullanmak istiyor. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama çok yoğun bir süreç geçirdik İstanbul Kalkınma Ajansı projesi sırasında. O yüzden araştırmacılara randevu ile gelmelerini rica ettik. Dediğim gibi birçok araştırmacı çalışmalarında faydalandı. Ki sizin sorduğunuz soruya dönersem şu an yani aslına bakarsanız yapacak çok fazla işimiz var. Yani şu an yeni bağışları saymazsak, yeni gelen koleksiyonları 3-4 senelik bir emek gücü isteyen bir iş var. Dediğim gibi kataloglama süreci bu aşamada, bu arşiv içinde en zor süreç. Belgeleri tek tek okuyorsunuz ve farklı dillerde belgeler mevcut. Kaç dil var mesela, Almanca, İngilizce? Yani bir koleksiyon, mesela bu Fuchs koleksiyonunun çoğu Almanca. Dolayısıyla Almanca bilen bir arkadaş, Almanca ve Türkçe bilen bir arkadaş onun üzerine çalışıyor. Fransızca, Aziz Ogan koleksiyonu Fransızca, İtalyanca, Osmanlıca temel çok olarak. Değilim. Özellikle İzmir dönemi Osmanlıcaydı. İngilizce çok hakim bir dil. Yani arada Yunanca çıkabiliyor, Rumca çıktı. Ermenice çok tek tük belgeler çıktı. Ama daha çok Avrupa dilleri, Osmanlıca olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bayağı çok dilli ve çok emek isteyen bir arşiv. Evet, çok dilli bir arşiv. Peki Kalkınma Ajansı'nın desteğinden sonra ileriye yönelik bütün bu projelerin devam edebilmesi ve merkezin hani bu belleği kamuya açık bir hale getirebilmesi için destek, başka bir desteğiniz var mı?
Aslına bakarsanız yine bu iş biraz sponsorluk arayış, yani sponsorlarla dönüyor ya da yine bakanlığa yaptığımız proje başvurularıyla dönüyor. Ama tabii ki ne yazık ki hiçbir şeyin bir garantisi yok. Yok, evet. Dolayısıyla bu çalışmaların devam edebilmesi için destek gerekiyor. Destek, mali destek kesinlikle gerekiyor. O anlamda yani üniversitemiz ne kadar çabalasa da Boğaziçi Üniversitesi tek yeterli başına değil. Yeterli değil. Dolayısıyla çok daha farklı kamu ya da özel kurumların da aslında evet, bu sürece işte dahil olmaları gerekiyor. Yani bir de mevcut durumda bu merkezler İSAM var değil mi? İSAM'ın evet, böyle bir evet, orada Diyanet Vakfı tarafından yapılmış bir şey. Yani siz varsınız, yani bir üniversite kurumsal bir kurumsal bir kimlikle aslında ilk defa değil mi böyle bir birden çok arşivi? Yok yani sadece Boğaziçi değil aslında. İstanbul Şehir Üniversitesi de yapıyor. Doğru. Onların onu da yürüttüğü evet çok Taha güzel projeler Birkaç var. Onlar da var. Evet Kalkınma Doğru. Ajansı'ndan destek aldılar. Mesela şöyle söyleyebilirim. Yani bir kamu üniversitesinin biliyorsunuz bütçesi çok kısıtlı. Çok özellikle kısıtlı, şu dönemde evet. Yani 2018 bütçesi çok kısıtlı, evet. Kısıtlı ve hayati önem taşıyan şeylere destek olabiliyorlar. Daha çok yani bu kültürel faaliyetlerin eksikliği ne kadar çok vurgulansa da ne yazık ki en az destek alan şeylerden bir tanesi de bu oldu. Bu tarz çalışmalar oluyor. Tabii özel üniversiteler, kamu üniversite, özel kurumlar ya da kamu üniversitelerinden daha farklı bir süreç izleyebiliyor. Dolayısıyla biz bu süreçte şuna çok dikkat ettik. Yani proje yazarken de, proje sürecinde de mesela Türkiye'de bu işi en iyi yapan SALT araştırma var. Onların danışmanlığında bu işe giriştik. Yine Anamet, Koç Üniversitesi Anamet'ten arkadaşlarımız bize yardımcı oldular bir konu, bazı konularda. İstanbul Şehir Üniversitesi bizden, onların deneyiminden faydalandık projeyi yürütürken. Dolayısıyla işbirliği içerisindeydik bütün o süreçte ama tabii ki bu mali destek çok çok farklı bir konu. Siz ne kadar dayanışırsanız dayanışın, mali destek gerçekten başka daha büyük yerlerden gelmesi gereken destekler bunlar. Bir de pardon, bu mesela bir konferans organize etmiştik. Dijital çağda arşivler ve kültürel miras. Mesela bu işin İSAM, o yüzden aklıma geldi. İSAM Araştırmaları Merkezi'nden de gelenler oldu. Yani gerçekten herkesin konuşabildiği, dertleşebildiği, kendi çalışmalarını çok aktarabildiği önemli. Bir ortak bir platform oluşmuş oldu o konferans sırasında. Ve aslında Türkiye'de bu çalışmalar inanılmaz derecede hızlanmış durumda ama kimsenin biriyle bir ilişkisi yok. Yani bu evet, bu iletişimin, işbirliğinin de inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü nihai olarak elbette hangi kurum tarafından sunulduğu belki önemli olabilir ama nihai olarak tabii. Buradaki amaç ortak. Bu malzemelerin kamuya açılması ve insanların, sadece araştırmacıların değil, birçok insanın bu malzemelerden faydalanması. Çünkü yani devlet arşivleri belirli hassasiyetlerle üretilmiş arşivler. Her ne kadar çok zengin arşivler olsa da özel koleksiyonların Türkiye tarihine dair ya da İstanbul tarihine dair sunabileceği çok daha farklı anlatılar mevcut. Dolayısıyla umarım bundan sonra çok daha fazla önem verilir. Evet. Burada iki şey aklıma geliyor. Bir tabii ki artık baştaki acemilik atlatıldıkça siz aslında danışan değil danışılan hale de geldiniz. Bununla ilgili aslında Nülfer Belediyesi ile de yürüttüğünüz bir çalışma var. Evet, bunlar da önemli. Evet. Yani teknik desteğin yanında aslında bu işin nasıl yapılacağına dair bir birikiminiz de oluştu ve bunları da aslında paylaşıyorsunuz. Yani işin sadece koleksiyonları toparlamak değil, başka koleksiyonlar nasıl bir araya getirilebilir ya da düzenlenebilir o konuda da ön aldınız. Evet, bu bizi çok mutlu etti açıkçası. Nilüfer Belediyesi'ne geleceğim ama mesela bu aralar birçok kurum bizimle görüştü. Çok güzel. Yani biz nasıl bu işi yaparız çok diye. Çünkü kendileri de proje yazmak istiyorlar. Şimdi çok isim vermek istemiyorum ama dolayısıyla nasıl yürütülebileceğine dair, nasıl yazılabileceğine dair bizden fikir almak istediler. Bu da bizi gerçekten çok mutlu etti. Bunlardan en önemlisi de Nülüfer Belediyesi'ydi. Nülüfer Belediyesi yanlış hatırlamıyorsam bu çalışmalarımızı zaten takip ediyordu. O konferansa da gelmişlerdi. Daha sonra bir edebiyat müzesi oluşturma işine girişmişlerdi.
oradaki arşivi bizim kataloglamamızı ve dijitize etmemizi istediler. Biz de bunu seve seve yapacağımızı söyledik. Mart sonunda onların, yani bir değişiklik olmadıysa Mart sonunda bir edebiyat müzesi açılacak. Yani Nilüfer Belediyesi de bu anlamda çok fazla çaba harcayan, kültürel faaliyetler yapan bir belediye. Bu arşiv çok güzel bir arşiv. Özellikle sizi edebiyatçıları çok ilgilendirebilecek bir arşiv. Yani şöyle üç ana başlık altında biraz bilgi verebilirim. Bir Turgut Çeviker'in bağışladığı Vedat Günyol Arşivi ve Fethi Naci Arşivi mevcut. Mektuplaşmalardan oluşuyor daha çok. Bir Enis Batur'un Yazı Dergisi ve Oluşum Dergisi sırasında kendi arkadaşlarıyla ve yazın dünyasıyla yaptığı yazışmalar, mektuplaşmalar mevcut. Bir de Bursa üzerine yazılmış olan şiirler ve denemelerden oluşan ayrı bir başlık var. Fotoğraf yok. Sadece yazışma, mektuplaşma ve basılmış şiirlerden oluşuyor. Onlar bu arşivi çok kısa bir zamanda Bursalılarla buluşturabilecekler yani. Çok güzel, evet. Harika. Bir de bu sizin sitenizde sanal sergiler var. Evet. O da çok güzel. Bunları nasıl kurguladınız ya da neden var bunlar? Ya evet, o şimdi biraz önce bahsettiğim gibi bu iş aslında çok teknik bir iş bir yandan. Siz mesela o arşiv kataloglara, koleksiyonlara bakarken birçok sürprizle karşılaşabiliyorsunuz. Sizi çok heyecanlandırabiliyor. Ama bir de bunun entelektüel bir yanı var. Yani siz dijital arşiv sayfasına girebilirsiniz. Oradan anahtar kelimeler girersiniz, bakarsınız falan. Ama eğer bir araştırmacı değilseniz o zaman pek bir manası olmayabilir orada bir fotoğrafı sizin görmeniz. Ama onu size bir bağlam içinde sunarlarsa eğer, bu sunulursa sizin için daha fazla bir bilgi, bir anlam ifade eder. Dolayısıyla biz bu süreç boyunca dijital sergiler yapmaya ve Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz sergilerin içeriklerini kamuya tanıtmaya çok özen gösterdik. Türkçe ve İngilizce dijital sergiler hazırladık. Yani bu biraz işin çok daha zevkli, yorucu kısmı ama bir yandan da çok daha çok zevkli kısmıydı. Çünkü meyvesi o oluyor aslında bakarsanız. Çok da beğenildi, ilgi gördü. Ya da mesela e-bültenler hazırladık. Evet. Karşımıza ilginç bir belge çıkıyor. Bu belgeyi mesela şimdi merkezde çalışan arkadaşlarımız edebiyatçı, tarihçi oldukları için biraz daha böyle bir anlatı içerisinde sunuyoruz. Daha çok insanı çekebilmek amacıyla bu da daha fazla araştırmacıyı çekebilmek. Bu arada bu sergilerin tamamı hala gezilebilir, siteden takip edilebilir siteden durumda. Hani tekrar da söyleyelim, evet. İnsanlar evet, hiç da, yerlerinden kalkmadan da bunlara bakabilirler. Şunu da böyle biraz daha yakınlaştırarak gösterebilirsek biraz bundan da bahsedelim. Bavullardan kataloglara, Boğaziçi arşivlerine doğru. Tabii ben bahsetmeyi unuttum. Bizim yani 2013 yılında başlayan bir çalışmaydı. Biz bu arşivleri keşfettiğimizde, yani bu arşivlerle dair bir şey yapmak istediğimizde önce bir sergi yaptık. Bu arşivleri tanıtmak amacıyla, fon bulabilmek amacıyla. Yaklaşık 3-4 ay süren bir sergi oldu bu. Her koleksiyondan malzemeler sergiledik. Bu sergi sonrası zaten böyle bir proje fikri ortaya çıktı. Bir de şey sorabilir miyim ben? Sen bir akademisyensin. Şimdi evet. Arşivci olarak seni burada almış gibi olduk ama aslında çok iyi bir üniversiteden, çok ilginç bir doktora teziyle bize biraz bahsedersen de harika olur bana kalırsa ama... Ayrıca onu konuşalım evet. Başka bir programda da bence. Şu merak ediyor. Bu aslında yaptığınız iş, yapılan iş tarih yazıcılığına da aslında yeni bir şey sunuyor. Bir bakış açısı sunuyor. Evet. Yani belge tarihçiliğinden ya da resmi tarih üzerinden, fetişleşen tarihten başka bir tarih imkanı, okuma imkanı sağlıyor. Yani mesela en başta söylediğin o 50 bin proje, İstanbul'la ilgili mimari proje olanlar ve olmayanlar. Yani şey gibi aslında, şehir şu anda ne ve aslında ne olabilirdiği de anlatan bir şey. Yani bir tarihçi olarak bunun tarihe bakış açımıza nasıl bir katkı sunabileceğinden de bahsetsen aslında. Elbette bahsedebilirim. Şimdi ne olabilirdiği de aslında çıkarabilirsiniz oradan. Hı-hı. Ya da o sıradan insan. Yani mesela Fuchs belki bizim için önemli birisi ama aslında Türkiye tarihi için çok da önemli biri olmayabilir.
Ama o İstanbul'u nasıl görüyor? Onun İstanbul'u nasıl? Farklı farklı İstanbul hikayeleri çıkıyor. Bir de şimdi bizde yani kent tarihi yazarken daha çok böyle tarihi yapılar, büyük tarihi yapılar üzerine odaklanıyoruz. Onların tarihlerine dair çok fazla bilgimiz mevcut. Ama mesela gitmiş olan bir şey ya da gitmekte olan bir şeyin hikayesini her gün yanından otobüste geçsek bile bilmiyoruz. Evet. Ama siz bu arşivleri incelediğinizde işte Galata Çeşmesi çıkıyor karşınıza. Galata Çeşmesi, yani meydanın aslında vapurda çalışan bekar işçilerin toplanma yerini, aslında kamusal alanı olduğunu öğreniyorsunuz biraz araştırdıktan sonra. Ya da mesela Aziz Ogan arşivinde artık Karaköy'de olmayan bir çeşmenin fotoğrafını, hiçbir yerde bulunmayan bir fotoğrafını görüyorsunuz. Çeşme farklı bir mekanda, çeşme alınıp başka bir yere taşınmış durumda. Dolayısıyla neydinin de tarihi aslında var ya da Menderes öncesi döneme dair de birçok şey bulabiliyorsunuz. Bu insanlar, koleksiyon sahipleri neden bunları mesela arşivlemişler onu da sorgulayabiliyorsunuz. Biraz speküle edebiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle mesela bir resminiz varsa elinizde İstanbul'a dair o resmin eksik kalan yerlerini de tamamlayabiliyorsunuz. Bence bu da çok önemli alternatif tarih yazımları açısından. Şimdi bir de bu özel koleksiyonlarda olan şey mesela örnek veriyorum Adalet Ağoğlu'nun kitabı elimizde. Ama o kitabın yazılma sürecine dair o müsveddeleri gördüğünüzde aslında onun fikir dünyası, o zihinsel sürece dair de fikir edinebiliyorsunuz. Bu belki çok insanların tercih etmeyebileceği bir şey olabilir ama edebiyat tarihi üzerine uğraşan birisi için oldukça çok önemli bir durum. Dolayısıyla bilmiyorum yani şu an tam böyle net şeyler söylemiyorum ama parça parça düşünce bunlar. Böyle ilginç arşivden çıkınca yok canım bu da nasıl olabilir dediğin şeyler oldu mu ilginç aklına gelen? Yani bu hani tarihle alakalı değil çok ama mesela bu bahsettiğim Scott ailesi onların oğlu 2. Dünya Savaşı'nda ölüyor. Böyle 3 zarf şeklinde saç çıktı. Biz bu saçın tabii ne olduğunu önce bir idrak edemedik. Sonra bir tane zarfın üstünde sadece David adı yazıyordu, çocuğun ismi. Yani onun David'in saçları olduğunu gördük. Bu bizim için yani o aileyle... Şimdi bir de şöyle bir şey de var. Siz o koleksiyonu kataloglarken, koleksiyon üzerine çalışırken çok hemhal oluyorsunuz. Evet. Yani onlardan birisi gibi oluyorsunuz. Başkalarının hayatlarına giriyorsunuz. Ben mesela bu sergi, bu koleksiyonlarda değil, projede değil ama sergi hazırlama sürecinde Halit Çambel, Nail Çakır'ın arşiv üzerine biraz çalışma fırsatı bulmuştum. İnanılmaz etkileyiciydi. Yani bambaşka bir dünyada hissetmiştim kendimi. Dolayısıyla onlara ait bir şeyle karşılaştığınız zaman bazen çok etkilenebiliyorsunuz. Yani çok profesyonel yaklaşamıyorsunuz o durumda. Ya da mesela Traugott Fuchs bizi çok etkileyen birisi. Ama hep konuşurduk üstünde, fotoğraflar üzerinde, ondan sonra yağlı boya tabloları üzerinde. Sonra bir kayıt çıktı arşivden. Ve kayıtta Fuchs Almanca öğretiyor. Sesini duyduk ilk defa Fuchs'un. O da çok önemli bir şeydi. Yani o da çok gerçekten bizi heyecanlandıran bir şey olmuştu. Mesela Aziz Ogan'da böyle ilk İzmir Müzesi, Asar-ı Atika Müzesi açıldığı zaman kaç kişinin ziyaret ettiğine dair ya da hiç mesela ondan bahsetmedik ama hafriyat bekçilerine, kazılı hafriyatlarda çalışan işçilere dair, onların biyografilerine dair bir sürü şey bulabiliyorsunuz. Harika. Yani biliyorsunuz şimdi bu alt sınıfların tarihi de oldukça önemli. Tabii. Dolayısıyla buna dair de birçok yeni çalışma ortaya çıkabilir. Aziz Ogan'da bizi üzen şey şuydu, bugün yaptığımız bütün bu kültürel mirasın korunmasına ya da restorasyona dair tartışmaların o günde yapılıyor olmasıydı. Yani değişen çok fazla bir şey yoktu ne yazık ki, yok. Dolayısıyla üzülmüştük. Doğru şeyleri tartışıyoruz ama sonsuza kadar tartışıyoruz. Sonsuza kadar yani. Tartışılmış. Sonuca vardır amirimiz. Nurçin çok teşekkür ederiz. Teşekkür yani ederim. Bu kadar değerli ve önemli bir iş. Ve aynı zamanda hem edebiyatçılara hem şehir tarihçilerine ne bileyim sosyal tarihçilere herkese aslında. Yani sadece yani bunun için uzman olmaya da gerek yok açıp herhangi biri de evet. Buna bakmaktan büyük bir zevk alacağı evet. Çok çok değerli bir iş.
Umarız bu iş bütün aksaklıklar ve eksiklikler giderilerek en kısa zamanda hak ettiği desteği de görerek diyelim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz merkez adına. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.